Destur var mıdır bacılar? Estağfurullah. Evlatlarım, canınızın ne kadar yandığı gözünüzün yaşından bellidir. Yolunu gözlediklerinizin akıbetini bilmemek, yüreğinizi bir kurt gibi kemirmektedir. Acınız büyük. Lakin büyük rüyalar için büyük kurbanlar gerek. Rüyayı kim görür efendim? Ertuğrul'da Turgut kurban mı olacak? Vaktiyle İbrahim aleyhisselam bir erkek evlat istiyordu. Allah'a defalarca yakardı. Eğer erkek bir evlat nasip ederse onun yoluna feda edeceğini söyledi. Bir gün Hakk'ın sonsuz kudret hazinesinden bir damla İbrahim'in nasibine düştü. İsmail doğdu. Derken günlerden bir gün bir rüya gördü İbrahim. Rüyasında İsmail'i kurban ettiğini gördü. Bu rüyayı İsmail'e anlattı. Evlat babanın sırrıdır. İsmail de babası gibi bir evlattı. Kabullendi. Sen gam çekme baba. Şanı yüce olan Allah'a vaadini gerçekleştir dedi. Yüreği merhametle kabarırken, içi acıyla dağlanırken bir kurtu da İsmail'in boğazına dayadı bıçağı İbrahim. Tam o esnada Cebrail elinde kurbanlık bir koçla geldi. Allah senin vaadinde duranlardan olduğuna şahittir. Bıçağı İsmail'in boynundan çek ve bunu kurban et dedi. Çok şükür. İşte böyledir evlatlarım. Büyük düşler kuran ve vaadinde duran her kişiler büyük kurbanlar vermeye hazır olmalı. Ertuğrul da onun yoldaşları da kabuslar içinde kıvranan bir ümmet için güzel bir rüya görme azmindeler. Bu yüzden de boyunlarını İsmailce bıçağa uzattılar. Bıçak onlardan elbette incinmeyecektir. Ve inşallah Rahman ve Rahim olan o yiğitlerin incinmesine izin vermeyecektir.